Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Android'deki dosya sisteminde internal storage'ın nasıl kullanıldığına ilgili örnek yapmaya çalışacağız. Bir önceki derste küçük bir giriş yapmıştık internal storage'a. Neydi bu? Dosyaların, cihazın kendi internal hafızasına kaydedilen dosyalar internal storage kavramını oluşturuyordu. Varsayılan olarak buraya kaydedilen dosyalar sadece o uygulamaya özgüydü. Yani diğer uygulamalar bu dosyalara erişemiyordu. Kullanıcının da bu dosyaları erişmesine izin verilmiyordu. Bu dosyalar uygulamaya özgü olduğu için uygulama kaldırıldığında bu dosyalar da uygulamayla beraber siliniyordu. Bugünkü derste işte internal storage'a bir dosyayı nasıl oluştururuz onu anlatmaya çalışacağım. Bunun için kullandığımız bazı önemli metotlar var. Dilerseniz önce bir onları tanıyalım. Open File Output metoduyla ben internal storage'da bir dosya oluşturabilirim. Benden iki tane parametre bekliyor bu. Bir tanesi oluşturacağım dosyanın adı, bir diğeri de o dosyanın mod durumu. Şimdi buraya dosya adı olarak verdiğiniz şey, eğer o dosya adı yoksa otomatik olarak oluşturuluyor. Mesela emre.txt diye bir dosya adı verdiysem, o eğer orada bulunmuyorsa ne yapıyor? Yeni bir dosya oluşturuluyor. Daha sonra buraya verilerimizi aktarırken write metoduyla yapacağız. Bu gördüğünüz gibi byte dizisi alan bir metot. Yani benim dosyaya yazılmak istenen strict bir ifadem varsa direkt olarak bunu write metoduna parametre olarak gönderemiyorum. Öncelikle o string ifadeyi byte dizisine çevirip daha sonra bu metot sayesinde byte byte o veriyi dosyama işliyorum. Bir de unutmamamız gereken çok önemli bir metodumuz var. Close metodu. Bu dosyayı böyle açıyoruz yazmak için. Dosyayı açtıktan, işimiz bittikten sonra da kapatmayı unutmayalım. Aksi takdirde çok büyük kaynak ne diyelim ona? Kaynakların düzgün kullanılması adına açtığımız dosyayı kapatmayı unutmuyoruz. Close metoduyla da burada açtığımız bu open file output'u ne yapmış oluyoruz? Kapatmış oluyoruz. Peki şimdi burada mod olarak verdiğimiz şeyler nedir? Default olarak private'tır. Bu flex sayesinde ne yaparız? O dosyanın o uygulamaya özgü olduğunu söylemiş oluruz. Bir de mod append var. Bu da şu işe yarıyor. Eğer dosya daha önceden var ise, yani buraya dosya adı olarak girdiğim mesela emre.txt daha önceden var ise ne yapıyor? Gireceğim verileri o dosyayı sıfırdan yaratmak yerine o dosyanın sonuna yazmaya devam ediyor. Yani o dosyanın içeriğini silmiyor da o dosyaya ek olarak benim yazdığım verileri yazıyor. Şimdi gelelim uygulamaya. Daha önceki derste arayüzümüzden bahsetmiştik. Burada ilk olarak main activity'nin de arayüzünü gösterelim. Şu butona tıklanıldığında ben internal storage demo aktivitesine gitmesini istiyorum. Yine bir aktivite açmak için kullanacağımız yapı tabii ki de intentler olacak. New intent dedikten sonra ne diyorduk? Package olarak, context olarak list diyordum. Daha sonra da gitmek istediğim sınıf aktivitenin adını yazıyordum. Class diye belirtip. Daha sonra da start activity deyip bu intenti buraya gönderiyorduk. Şimdi yeni bir aktivite oluşturduysak manifest dosyamıza bunu kaydını düşmeyi unutmuyoruz. Aksi takdirde Activity not found hatası alırız. Bunu da böyle belirttim. Uygulamamı bir başlatayım bakalım benim aktivitim yani internal storage demoya gidecek mi? Uygulamam başlatılsın. Bunu niye böyle yaptık? Çünkü sadece bir uygulamada ben internal storage uygulamasını yaptığım gibi anlatacağım diğer şeyleri de burada butonlar halinde ayıracağım. Ve gördüğünüz gibi benim ilgileneceğim kısım geldi. Şimdi burada yapacağım şey kullanıcıdan dosya adını ve dosyaya yazmak istediğim mesajı alıp şuradaki butona tıkladığında bunu internal storage'ıma bir dosya olarak kaydetmek. Ben buradaki bütün view öğelerinin iklemesini burada yaptım gördüğünüz gibi. Şu an yapmam gereken yani yapacağım şey save to internal storage metodu. Yani şuradaki butona tıklanıldığında yapılacak işlemler. Aslında çok basit ama bazı try catch'lerle karmaşık hale gelecek. O yüzden adım adım izlerseniz
uygulamanın aslında çok da basit olduğunu görürsünüz. Şimdi benim dosyaya yazmak için ne lazımdı? Dosya adı lazımdı, değil mi? Dosya adı ve yazmam gereken veriyi ben kullanıcıdan alıyordum. Bu yüzden önce string dosya adı diyorum ve bu dosya adı bana nereden gelecek? Şuradaki edit text'ten gelecek. Et file name get text diyorum. Daha sonra da bu ifadeyi string'e çevirip dosya adını kullanıcıdan alıyorum. Aynı şekilde dosyaya yazmak istediğim verileri, data diyelim buna da. Bunu da et mesajdan alacağım. Get text deyip, pardon. Bunu da string'e çeviriyorum. Şimdi bir dosyaya yazma işlemi yapmak için ne yapmamız lazım? Öncelikle bir file output stream başlatmam lazım. Buna da kısaca FOC diyorum. Ve bunu bir null'a atayalım. Daha sonra dosyaya yazmak için neyimiz vardı bizim? Open file input metodumuz vardı. Pardon, output metodumuz vardı dosyaya yazmak için. Gördüğünüz gibi iki tane parametre bekliyor benden. Bir tanesi dosya adı, ikincisi ise o dosyanın modu. Bunu tıklıyorum. Dosya adını olarak şurada belirttiğim dosya adını yolluyorum. Mod olarak da mod private'ı verelim. Bunun geri dönüşüne bakarsanız, şu sınıfın geri dönüşüne bakarsanız öncelikle bir error veriyor. Bunu diyor ki try catch'e al diyor. Bunu try catch'lerle sarmalıyoruz. Adı üzerine file not found exception. Yani buraya verilen dosya adı bulunmayacağı zaman fırlatacağı hatayı bunları sarmalayarak ele almak istiyor. Şimdi bu metodun üzerine gelip bakarsanız gördüğünüz gibi bu parametre, yani geriye file output stream gönderiyormuş. O zaman ben şurada oluşturduğum şu FOC'ye bunu atayım. Çünkü bunu kullanarak ben bu dosyaya veri yazacağım. Daha sonra geliyoruz FOC nokta write diyerek datamı buraya yazacağım. Ama gördüğünüz gibi bu benden byte dizisi bekliyor. Yani ben buradaki bu string data ifadesini buna direkt geçemem. Çünkü bu string, burası byte. Şimdi bu metot sizin değeriniz string mi, integer mi, long mu bilmiyor o kavramları. Tek bildiği şey byte'lar. O yüzden buraya göndereceğiniz veriyi öncelikle byte'a çevirmeniz gerekiyor. Bunu yapmak için basit bir komutumuz var. Buraya veriyi yazdıktan sonra nokta diyorsunuz. Get bytes. Şuraya bakarsanız yine bir try catch istiyor benden. Alt enter dedim. Ne diyeceğiz? Add exception to, pardon, buraya değil. Alt enter dedim. Add catch diyeceğiz. IO exception fırlatabilirmiş. O yüzden böyle bir şey yapıyormuş. Bunun da açıklamasına bakarsanız ne diyor? String ifadeyi byte dizisine çevirir diyor. Bu sayede ben ne yapmış oldum? Dosyama verileri de byte şeklinde göndermiş oldum. Ve neyi unutmuyorduk? False.close deyip burada başlattım bu stream'i, akışı kapatmayı unutmuyorum. Umarım buraya kadar anlaşılmıştır. Aslında çok basit bir işlem yapıyoruz ama bu try catch'lerle biraz karışabilir. Şimdi şöyle bir durum var. Burada bu dosyayı yazıyor ama burada da bir hata çıkabilir. Hata çıktığında benim buradaki close kısmım çalışmayacaktır. Bu da ne olacaktır? Açılan bir dosyanın kapanmaması kaynakların gerekli olarak verimli bir şekilde kullanılmamasını sağlayacaktır. Neden olacaktır? O yüzden buradaki try catch'ler bittikten sonra şuraya bir finally kısmı yapalım. Ve de dosyamızı biz burada kapatalım. Sonuçta bunlar çalıştıktan sonra finally, yani en son olarak burası çalışacağı için en son burası çalıştığında dosyamızı kapatalım. Bu da kendi içinde bir exception döndürebilir. Buraya, pardon, şöyle bir geri alayım. Alt enter dedim. Surround with try catch diyelim. Böyle olursa çok daha güzel olur. Hatta ve hatta ne olabilir? Buradaki FOC null point exception fırlatabilir. O yüzden buraya gelip if diyelim. False eşit değilse null'a. Yani bu stream
Açılmışsa kapat, açılmamışsa zaten herhangi bir kapatma işlemi yapmasına gerek yok. Bunu da şöyle yaparsak eğer uygulamam çok daha güvenilir olacaktır. Herhangi bir hata oluşturmasını bu sayede engellemiş oluyoruz. Evet, dediğimiz gibi önce open file input'la dosyamızın adını verdik. Private demek bu dosya varsa da yoksa da ne olacaktır? Sıfırdan oluşturacaktır. Ve kullanıcıdan aldığım dataları ben bu dosyaya byte dizisi şeklinde yazdım. Ve finally kısmında da bu açtığım stream'i kapatıyorum. Şimdi şuraya kadarki işim bitti. Dilerseniz şöyle bir kontrolünü yapalım. Bakalım bir hatamız var mı? Internal Storage Demo'ya git dedim ve buraya emre.txt diye bir dosya adı yazıyorum ve Emre ne diyelim? Emre.txt'den merhaba diye bir mesaj yazsın. Veriyi dosyaya kaydet dedim. Monitörümde de herhangi bir hata yok. Dosyamın kaydedildiğini düşünüyorum. Şimdi şuraya gelelim. Emre 2 diyelim. Emre 2 diyelim. Emre 2.txt desin buna. Hani birden fazla dosya oluşturalım. Dosyaya kaydet dedim. Bir de Emre 3 yapalım. Emre 3 yapıp veriyi dosyaya kaydet diyelim. Peki bu kaydedilen dosyaları ben görebilir miyim? Tabii ki de. Buraya geliyoruz. Tools'un altında, Android'in altında gördüğünüz gibi Android Device Monitor diye bir arayüzümüz var. Bu arayüzü açarak çalışan emülatörün veya çalışan cihazın içeriğini, kaynaklarını görmemiz mümkün. Şu an için kaydedilen dosyaların içeriğini görme kısmını yapmadık. Şöyle direkt olarak erişerek bakalım kaydetmiş mi? File Explorer kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi Genymotion burada. Buna tıkladıktan sonra File Explorer diyoruz. Burada gördüğünüz gibi Data diye bir klasör var. Bunu bir açalım. Bunun içinde de yine bir Data klasörü var. Daha sonra uygulama cihazınızda kurulu olan bütün uygulamaların package'larının yer aldığı bir liste geliyor. Benim uygulamamın adı neydi? Android File System örnek. O package'ı buluyoruz şurada. Açtım bunu. Cache diye bir kısım var, Files diye bir kısım var. Dosyalarım nereye gelmiş olmalı? Files'a gelmiş olmalı ve gördüğünüz gibi demin yazdığım dosyalar burada bulunuyor. Şimdi bunları şuradaki butona tıklayarak masa üstümüze atalım. Bakalım içerikleri doğru mu? Şunu open with not defteri dersek gördüğünüz gibi emre3txt'den merhaba dedi. Böyle kullanamıyormuşuz bunu. Şuna da bakalım. Emre 2'den merhaba. Bunda da Emre'den merhaba gibi bir şey vardı. Evet. Dosyalarım başarılı bir şekilde oluşturulmuş. Şunları silelim. Evet. Bu şekilde cihazımızın internal storage'ına dosya oluşturuyoruz. Bir sonraki derste şuradaki dosyaları görüntüle butonuyla bu dosya içeriklerini nasıl okuruz onu göstereceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.